Roma'ya yukarıdan bakan bir tepedeyiz. Roma'nın yedi tepesinden biri olan Caniculum tepesinde. Küçük bir avluda Bramante'nin küçük ama önemli binası Tempietto'ya bakıyoruz. Burası Roma'nın hazinelerinden biri ve aslında benim tüm dünyada en sevdiğim binalardan biri. Çok küçük ve aslında ona bina bile diyebileceğimizden emin değilim. Burası bir işaret. Tempietto, Aziz Peter'in çarmıha gerildiği yeri işaret ediyor daha doğrusu Bramante ve kilisenin Aziz Peter'in çarmıha gerildiği yer olarak düşündükleri yeri. Aslında içeri girdiğinizde yerdeki delik çarmığın yerleştirildiği noktayı işaret ediyor. Aziz Peter baş aşağı çarmıha gerilmişti. Bu bölgeyi işaret edip üzerine bu kadar güzel bir bina inşa ederek kilise bir bakıma papalık kurumunun bu görevi İsa'dan alan ilk papa Aziz Peter'e kadar uzandığını ifade ediyor. Burayı tasarlayan kişinin Bramante olması da ilginç çünkü Bramante aynı zamanda Roma'da Aziz Peter'le bağlantılı bir diğer önemli yer olan Peter'in gömüldüğü Vatikan Sen Peter Bazilikası'nın sorumlu baş mimarları arasındaydı. Her iki mekanda önemli yerleri işaret ediyor. Ama bu çok küçük bir yapı iken Sen Peter Kilisesi devasa bir yapı. Bu bina Sanki Hristiyanlığın ilk dönemlerinde öldürülen Hristiyan şehitler için öldükleri noktada yapılan ve martyria denen erken Hristiyan dönemi yapılarını andırıyor. Onlar da yuvarlak yapılardı. Bramante'nin hem erken Hristiyan dönemi geleneğinden hem de antik dönem geleneğinden esinlenmesi ilginç. Aslında Roma'daki foruma giderseniz küçük yuvarlak bir Vesta tapınağı görürsünüz ve o da bundan çok farklı değildir. Sadece etrafı sütunlarla çevrilidir. Hem antik Yunan hem de antik Romalılar daire şeklindeki planı kullanmışlardır. Bramante bilinçli olarak onlardan esinleniyor. Bilinçli olarak geçmişe, antik Roma döneminde mimari üzerine, mimaride doğru oranlar üzerine önemli bir eser yazan Vitruvius'a bakıyor. Bramante gerçekten de antik dönemin, özellikle antik Yunan'ın ideal geometrisini seviyor bu yapıda merkezden çevreye doğru ilerleyen yuvarlak bir yapı. Geleneksel antik bazilika benzeri haç formundaki bazilikalara hiç benzemiyor. İlginç çünkü Bramante aynı zamanda benzer bir ideal geometriyi bahsettiğimiz diğer yapıda orijinali tam bir haç şeklinde olan St. Peter Bazilikası'nda da kullanmış. Orası hem daire hem de kareyi içeren Yunan hacı şeklindeydi. Bu salt geometrik formlara ilgi aslında yüksek Rönesans'ta gördüğümüz bir şey. Biraz antik dönemdeki ideal geometriyle ilahi olan hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bence bu yüksek Rönesans dediğimiz bu dönemde son derece önemliydi. Eğer bir daire çizerseniz ne kadar iyi bir ressam olursanız olun mutlaka kusurlu olacaktır. Ama o daireye bakarak kendimizi hiç sapma ya da hata olmadığını hayal etmeye teşvik edebiliriz. Yani geometri Antik Yunan'da ve sonra Rönesans'ta cennetin mükemmelliğini hayal etmeye yarayan bir araç olarak düşünüldü. Bramante'de Yüksek Rönesans'ın diğer sanatçıları gibi bu salt dairesel planla gerçekten ilgiliydi. Burada elbette dairenin odak noktası Aziz Peter'in çarmıha gerildiği önemli yer. Bu yapıya aşağıdan yukarı doğru baktığımızda önce basamaklar, sütun oturtmalığı, dairesel sıra sütunlar, kubbe bileziği ve en üstte de kubbe vardır. Gerçekten merkeze odaklanmak zorunda kalıyoruz. Bu aslında Bramante istediği gibi sütunlarla çevrili bir avlu yapabilseydi daha da tamamlanmış olacaktı. Eğer burası tekrar sütunlarla ve bir dizi nişle çevrilseydi, yapının ne kadar kuvvetleneceğini hayal edebilirsiniz. Böylece yapının etrafındaki mekanla merkezdeki yapının kendisi arasında sanırım geçmişte benzeri görülmemiş bir iletişim meydana gelecekti. Tüm bu öğeler, sütun oturtmalığı, basamaklar, sıra sütunlar ve elbette kubbe antik dönemden gelen öğeler. Sanatçı bunları doğru yapmaya son derece dikkat etmiş. Eğer sütunlara bakarsanız bu dor düzeni, ama bu antik Yunan'da gördüğümüz ya da Panteon'da gördüğümüz dor düzeni değil. Bu Roma yorumu ve Toskana düzeni olarak adlandırılıyor. Buna benzer sütunları Yunan dor düzeninin aksine sütunların oluklu olmadığı Kolozyum'un birinci katının yan tarafına gömülmüş olarak görebiliriz. Hatta burada daha fazla bir hacim ve dayanıklılık hissi var. Ve dor düzeninde olduğu gibi sütunların hemen üstünde triglif, metop ve frizi görüyoruz. Bramante bazen biraz çeşitlilik katmasına rağmen burada gerçekten özgün dor düzenini yansıtmış. Örneğin Yunanlılar ve Romalılar sıra sütunların iç tarafına sütunlarla eşleşecek duvara yapışık bir sıra sütun daha koymazlardı. Bunlar gerçek sütunlarla taklit sütunları hizalayarak merkezden çevreye yayılma niteliğini arttırıyordu. Yani burada Bramante gerçek bir ahenk yaratıyor. Bence bunu bu kadar yüksek Rönesans yapan şey ihtişamı. Her ne kadar küçük olsa da gerçekten anıtsal hissi veriyor. Bir bakıma Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki figürlerinin mimari karşılığı gibi. Gerçekten heybetli. Klasik antik dönemi andırıyor ve bir tür hümanizmi kutluyor. Yüksek Rönesans'ta bir tür kendine güven İnsanın gerçekten dünya üzerinde mükemmel cennetin bir örneğini üretebileceği düşüncesi var. Bu her ne kadar küçük bir yapı olsa da bence büyüklüğü başarma arzusundan geliyor.